Gezip gördüklerimizi anlatırken acaba nasıl başlasam paylaşmaya dersiniz kendinize. Sonra bir cümle beliriverir dağarcığınızda. Sonrası gelir zaten kendiliğinden. Uzaklaşmak ister insan hep kendinden daha uzağa gidemese de. Havaalanlarının telaşlı hali keyifli bir uzaklaşma haline büründürüverir insanı. Kafanızda pek çok soru, şehrinizden ve ülkenizden uzaklaşırken hayal edersiniz. Acaba nasıl bir kültür ve medeniyete şahitlik edeceğim diye. Aklımızdaki birçok soruya yanıt bulmak ve elbette ekranımızda bu heyecana sizi ortak etmek için yine pusulamızın ibresine yeni bir adres ekledik. İsveç'in başkenti Stockholm'deyiz ve gezimizin keyfine sizi de ortak etmek istiyoruz. Gezen Bilir'le gezimize, keyifli gezilerimize yenisini ekledik. Uzun bir aradan sonra demek lazım Gezen Bilir izleyenleriyle yeniden İsveç, Stockholm'deyiz. Tabii ki her geldiğimizde farklı bir heyecan yaşıyoruz. Çok önemli bir şehir. Hem tarihi açıdan hem kültürel açıdan gerçekten çok mühim bir yer. Burada yaşayan çok sayıda vatandaşımız var. Hem o vatandaşlarımızla röportajlarımız olacak. Hem de mükemmel manzaralar, harika manzaralar program içerisinde sizlerle olacak. Stockholm'de gezmeye başlayalım. En güzel kareleri Gezen Bilir farkıyla KONTV ekranlarında sizlerle paylaşalım. Kısaca bilgilenelim dilerseniz bu güzel ülke hakkında. İsveç veya resmi olarak İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa'daki İskandinavya Yarımadası'nda yer alan müthiş doğal ve tarihi güzelliklere sahip bir ülke. Ülke, batı ve kuzeyden Norveç, doğudansa Finlandiya ile çevrili. Yaklaşık 450 bin kilometre kare olan yüz ölçümüyle İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü ülke ve toplam nüfusu 10 milyon 182 bin civarında olup, nüfus yoğunluğu güneye doğru gidildikçe ivmeli şekilde artar. Ülkedeki halkın %85'i kentlerde yaşar. İsveç'in başkenti aynı zamanda ülkedeki en büyük kent olan Stockholm'de 1,3 milyonu merkezde olmak üzere 2 milyon insan yaşar. Gezimizde farklı olarak İsveç'te ilk kuşak olarak yaşayıp yabancı oldukları bir ülkede adeta türlü zorluklarla boğuşarak ikinci ve üçüncü kuşaklara daha rahat edebilecekleri bir gelecek oluşturmaya çalışmış, vefakar yaşlılarımızdan birine mikrofon uzatarak başlayalım istedik. Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın neredeyse tamamını oluşturan kululu hemşehrilerimizin ne zorluklar yaşadığına bizzat tanıklık etmek, ülkenin tarihini ve kültürünü bir de burada ilk yaşayanlardan öğrenmek heyecan vericiydi. Şimdi Mustafa amcamıza kulak verelim. Amcacığım hoş geldin. Önce hoş seni bulduk. Tanıyalım. Hoş bulduk. Ben Mustafa Ugan. Konya'nın Kuluk Vatası'ndan, Ömeroğlu,
966'nın sonunda geldim ben buraya oğlum. 67'nin ilk ayları da olabilir, son ayları da olur. O sıralarda unuttuk, 50 sene olur gibi. Yaşım şu anda 91-92. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Daha hiçbir şikayetim yok. Yaşlılıktan başka yavrum. İlk gelen bildirdi oğlum. 66'da, 65. 65'te gelen ilk gelenler vardı da onlardan 2 ay, 3 ay sonra da bizler geldik. Yani iki, biri kafile kafile. Kafile kafile mesela birinci ayda, ikinci ayda, üçüncü ayda gelen oldu. Biz dördüncü ayda, üçüncü ayda mı geldim ben buraya. Amca, buraya ilk geldiğinizde neyle geldiniz buraya siz? Ulaşım nasıl? Trenle. Trenle geldiniz. Trenle oldu. Tamam. Kaç saat sürüyordu tren yolculuğu? Tren yolculuğu tahmin ederim ki yani çıkmıyorum da 2 günlük 3 günlük sürdü. 2 gün sürdü. Çünkü aktarmalı oluyordu, direkt değildi. O zaman direkt bir şey yoktu. Zorlanmaz olur mu ya? Lisan yok, bir şey yok yavrum kardeşim. Hiçbir şey yok. Buraya geldik. Bir gözü bağlı kör kuş. İsi lisanını bilmek, ekmeği bilmek, suyu bilmek, bir şeyi bilmek. Zor olmaz mı? Bir ağır adına bir şey olsa ne olur? Aynı. Öyle ağır adına da kötüydük ya. Bizim o günleri yaşayanlar bilir oğlum. İstanbul'dan Rakım Kalapala vardı. Atlas Yayı'nın sahibi. O adam tabii şeydi, o adam bir bilet aldı bana. Hiçbir kimseye necisin diye sormadan buraya çıktım geldim. Halbuki çok da adamlar dönüyorlardı. Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan, sağdan, soldan, Türkiye'den çıkanları çeviriyorlardı geri. Ama biz şahsen senin takdir-i ilahi, biz buraya bir kimse ne için pasaport buyur, başka bir şey yok. Çıktık geldik, gece saat 12'de geldik, gece saat 12'de. Buraya geldiğimde Emin Abay vardı. Burada bir arkadaşım, benim çocukluk arkadaşımızdı. İlk Allah, sonra onun sayesinde ben burada kaldım. Kişiye indim. Santral'a gece saat 12'ydi. 12'de Santral'a indik. Mehmet Erdal diye bir arkadaş vardı. Onlarla rastladık, öldü adamlar da. Efendim, onlarla o beni aldı, getirdi buraya. Onlar da burada Hüdinger Sentrum'da oturuyorlarmış. İminin yanına getirdi beni buraya, oraya geldik buraya. Bir iki ay kadar yattım evde. O çalışırdı, ben geri yatardım. Başka bir şey istiyordu. Sonra tamamıyla bana hemşetriye dedi, yani hizmetçi olaraktan bir ev buldular işte Yunesam'da, şeyde, Elköy'de. Elköy'de o evde kaldım. 6 sene mi? Oraya hizmetçilik, çiftçilik yapıyorduk işte. 5 sene, 10 sene ibadet falan bir şey görmedik oğlum. Şimdi yalana bakma. Çünkü biz nereye geldik ki? Nereye geldik, ne ettiğimizi bilmiyoruz. Vakit bilmiyoruz, gün bilmiyoruz, tayin bilmiyoruz. Hiçbir şey bildiğimiz yok ki. Hiçbir şey yoktu ki. Biz abdest, namaz, onlar yoktu. Canımız gidiyor ama namaz için elimize geçmiyoruz. Bilmiyoruz ki. Sonra yattığın yer nereydi? Şurada, şuraya 2-3-4 kareler sürüyor. Şurada 4 kareyle yatıyordun. Nerede yatıyordun? Hep bir arada yatıyordun. İlk geldiğimde ben 2 ay kadar boş yattım. Ondan sonra eve götürdüler belli bir arkadaş işte. Bir aileye, İsveç ailesi. Esasında İslamlıymış adam da, karısı İsveçliymiş. Orada bir 4-5 sene kaldım ama. O ayna dedikleri biliyor musun? Orada 4-5 sene kaldım, ona hizmetçiydim. Bir hizmetçi neyi görürdün? O işi görürdüm evde. Yalnız dışarı işini görürdüm. Yağmur yağış yağarsa, kar yağarsa efendim şey dedim, içeride kadına yardım ederdim temizliğine, sonra şuna, karısına. Ama ondan öte yanı dışarıdaydı. Bütün taş, kum, yine almışmış evi. Evi nedir aldım, bütün temizlerdim. 66'da geldik, 76'da evi getirdik, çocukları getirdik. Dili
aile çocuklar vardı. Üç tane çocuğu vardı. Üç tane çocuğunun içinde orada çocuklarla onlar için Mustafa diyemezlerdi de biliyor musun? Safa, Safa diye dedi böyle. Onlarla çocuklardan dili çabuk öğrendik. Çocuklardan öğrendik. İsveç dilinde adamlar. Evet. Onların çocuğuyla dün evleri kapının önünde çalışırdım. Çocuğuyla orada muhatap olurduk. Evet. Onlardan öğrendik çocuk. Evet. Sonra kere sonra kendi aileydi. Biz buraya geldiğimizde ekmek nedir, su nedir, yatak nedir, yorgan nedir? Şurada üç kişi, dört kişi, beş kişi yatıyordu şurada. Aynı bizim eskisi Ankara'da çalıştıkları gibi babalarımız, dedelerimizin. Şimdi aile evrak rahat. O zaman pirişanıldık ya. Evet. Pirişanıldık. Ekmek yok, aş yok, yemek yok. Gene iyi kötü bir şeyler yapacağız, yiyeceğiz bunlardan. Hocalarımız istediğin gibi şey istediyor. Şimdi ne var şimdi ya? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Buraya geldik işte aradan 3-5 sene geçtikten sonra bu teşkilatı kurduk. Bu hoca şeyini dedi, itti Allah sonra bu çok faydamız oldu yani. Çünkü senin dinin şeyimi bildiğim için hocalarımıza yardımımız oldu. Yavrum benim meselem şu olacak. Dini, diyanetini, milletini, memleketini unutmasınlar. Kim olursa olsun, hangi milletten, hangi devletten olursa olsun aslını, neslini unutmasın. Asıl bal kokmaz diyor, değil mi? Atasözü var bu. Biz aslımızdan yaşarız. Biz Türk milletiyiz bilhassa. Allah işimizi rast getirsin. Allah'ım iyi günlerle karşılaştırsın. Amin. Evet, İsveç'e ilk yerleşenlerden bir tanesi sevgili Mustafa amcam ve çok güzel konuştu, çok güzel anlattı aslında, çok güzel ifade etti. Neyi ifade etti? Bir yabancı ülkeye gelip o yabancı ülkede yaşamak gerçekten çok zor ki kulunun nüfusunun büyük bir bölümü burada ve şu anda aslında bu büyük nüfusun büyük bölümü Mustafa amca gibi amcalarımıza borçlu. Burada yaşamaları, şu anki refah seviyesine ulaşmaları çünkü teşkilatlandı amcalarımız buraya geldikten sonra ve şu anda buradaki vatandaşlarımızın açıkçası daha rahat yaşaması için bir zemin hazırladı. Başından geçenleri anlattı, yaşadığı ilginç anları anlattı, evine misafir etti. Şimdi biz de amcamın elini öpeceğiz. Kahvelerimizi içeceğiz, yolculuğumuza devam edeceğiz. Amcacığım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abicim, çok Allah razı olsun. Allah razı olsun, çok sağ olun. Teşekkürler. Batı'nın İslam dinine ve Müslümanlara karşı oluşturmuş olduğu ve çoğu zaman kasıtlı olarak oluşturulan algı operasyonu hepimizin malumu. Değişik Avrupa ülkelerinde dinimize inanan ve saygı duyan insanların oluşturmuş oldukları dernek ya da federasyonlara bu noktada çok önemli bir görev düşüyor aslında. Biz de İsveç İslam Federasyonu yetkilimize kulak verip çalışmaları hakkında bilgi sahibi olalım istedik. Hatta sohbetimizin devamında bir de dini nikah kıydırmak için federasyon binasına gelen Müslüman kardeşlerimizin mutlu anına şahit olduk. Evet, İsveç'te gezmeye devam ediyoruz. Tabii çok kıymetli isimlerle tanıştık. İsveç'teki Kululu hemşehrilerimizin, Konyalı hemşehrilerimizin ve de burada yaşayan aslında tüm halkımızın örgütlenmesini sağlamak zor iş. Ve bu zor işe talip olan da bir değerli abimiz var. İsveç İslam Federasyonu Başkanı Sayın Tahir Akan'la birlikteyiz. Onunla hem İsveç'teki yaşayan vatandaşlarımızın genel problemlerini hem de
buraya katkıları neler? Çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağız. Çünkü burada çok değerli çalışmaları var sevgili Tahir Akan'ın. Bakalım bizlere neler söyleyecek bu bütün. Bizim gördüğümüz gözle burada yaşayan bir göz arasında İsveç'e bakış, İsveç'te yaşayanlara bakış ne durumda onu değerlendireceğiz. Tahir abiciğim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ abi olun. Diyorum çünkü artık o kadar samimiyiz ve gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizlere burada sağlamış olduğunuz destekler, rehberliğiniz ve güzel karşılamanızdan dolayı. İsterseniz federasyonumuzun öncelikle çalışma alanı, ondan sonra neler yapılıyor burada, örgütlenme nasıl, onlardan bahsedelim. Teşekkür ediyorum. İsveç İslam Federasyonu, İsveç'in resmi olarak tanıdığı o 30 küsür yıldır olan çatı kuruluşudur ve tüm Müslümanların içinde yer aldığı 60'ın üzerinde derneği olan bir federasyonumuzdur. Bu manada İsveç Kültür Bakanlığı'na da ayrıca buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bizlere maddi finans sağlayarak derneklerimizin kendi çatısı altında kültürünü, dinini, sosyal ilişkilerini her alanda hakkıyla yaşama noktasında maddi kaynaklar sunarız. Onlar da kendi çalışmalarını çok rahat bir şekilde icra ederler. Eyvallah. Peki devam edelim. Yani aslına bakarsanız buradaki faaliyetleri tek çatalda toplamak sizin işiniz. Yani vatandaşlarımızı nasıl örgütlüyorsunuz, nasıl bir araya getiriyorsunuz? Evet, tabii bu çok önemli. Yani bir noktada birleşmek, bir güç oluşturmak ve insanların çalışmalarına bereket katma noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar şunu gösteriyor ki maddi olarak insan ve derneklerimize katkı sunduğumuz zaman derneklerimiz kendi faaliyetlerini bir nevi kendi çatısı altında yapmaya çalışıyorlar. Eyvallah. Yani anladığımız kadarıyla bir çatı dernek burası ve o çatı dernekten İsveç'teki tüm derneklere bir yardım sağlanıyor. Peki başka söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Konte ve ekranlarından insanlarımıza, Türkiye'de yaşayanlara, burada yaşayanlara bir mesajınız? Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlarımız sizin aracılığınızla hani özellikle İsveç'te yaşayan insanlarımızın şunu bilmesini istiyorum. Derneklerimize sahip çıkmak noktasında ellerinden gelen gayreti sarf etsinler. Talepte bulunsunlar. Ne tür bir faaliyet ve aktivite bekliyorlarsa bunu bildirsinler. Ve bizler de o doğrultuda faaliyetlerimizi yapalım. Ve şunu da eklemek istiyorum. Federasyonumuzun yani Kültür Bakanlığı'nın vermiş olduğu birkaç yetki vardır. Bu noktada da halkımızın bilmesi gereken bazı önemli konular var. Bunlardan bir tanesi resmi nikah kıyma imkanımızın olduğunu bilmesini istiyorum. Ve hastanelerde manevi desteğin tüm Müslümanlara bizim aracılığımızla, bizim koordinemiz tarafından verildiğini bilmesini istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim tabii burada gezerken burayı tanımak için, burada yaşayanları anlamak için bir yetkili ağızla sohbet etmemiz gerekiyordu ve Tahir Akan, Sayın Tahir Akan'dan da biz bu konuda detaylı bilgi aldık. Gezen Bilir'in yolculuğu devam ediyor. Tabii bu bağlamda bize destek veren, burada çok değerli, kıymetli hizmetleri olan rehberlerimiz var. Orhan Karan abimiz var, kıymetli abimiz. Sevgili Mustafa Güneyk her zamanki gibi yol arkadaşım, hem dostum hem arkadaşım. Burada bir çay sıcaklığını buluyoruz program içerisinde. Çünkü çayı ne kadar sevdiğimi radyo programlarımdan da bilirsiniz. Çaysız yapamıyorum ve çay sıcaklığında, çay tadında bir sohbetle, muhabbetle ve keyifle İsveç'te, Stockholm'de gezmeye devam ediyoruz. Gezimizde sizinle paylaşacağımız ilginç içerik ve görüntülere sahip yerlerden birisi de
bir hastane. Peki neden ilgimizi çekti derseniz, öyle bir hastane düşünün ki hastalarına değişik sosyal imkanları da aynı anda sunuyor ve ilginç bir yapılanmaya sahip. Şimdi yetkilimizden kısaca bilgi alalım. Evet, Stockholm'da geziyoruz. Bir hastaneye girdik. Aslında çok lüks, çok güzel bir hastane ama her hastanede göremeyeceğimiz alanlardan bir tanesiyle karşılaştık ki çok tuhaf. Hem farklı dinlerin buluştuğu, yani insanların kültürel yapılarını yansıtan hem de dini inanışlarını yaşayacakları hastanenin bir bölümü var. Burada görevli bir abimiz var. Onunla hem tanışmış olacağız hem de nedir ne değildir merak ettik açıkçası. Çünkü ilgimizi çekti. Çocuk koltukları var. Bir tane hani kilise olarak mı kullanılıyor, cami olarak mı bilemediğimiz bir alan var, abdest alma yeri var. En iyisi yeterli bilgiyi kıymetli abimizden alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Tanıyalım mı sizi? Siz de hoş geldiniz. Evet. Öncelikle kendi adıma size hoş geldiniz diyorum. Bu Stockholm'da bizi yalnız bırakmadığınız için bizi bir gurbetçi olarak sizin gibi vatanımızdan gelen dostlarımıza kapımız her zaman açık. Eyvallah. Allah razı olsun. Televizyonunuz aracılığıyla bizi izleyen bütün hemşerilerimize, dostlarımıza selamlarımızı iletelim. Abi, sizi hızlıca tanıyıp buradaki görevinizi bir öğrenelim. İsveç'te yaşayan bir gurbetçi, Konya'nın Kulu ilçesinde gelmiş olan, 20 sene önce buraya gelmiş olan Serkan Uzel. Burada hastanenin resepsiyon, yani sizin Türkçe anlamıyla danışma bölümünde çalışıyorum. Buradaki vatandaşlara hizmet ediyoruz. İşte sordukları sorulara cevap veriyoruz. Kısaca ben size buradan bahsedeyim. Burası kilise olarak kullanılan bir yer. Ortodokslar, Hristiyanların burada dini vecibelerini yerine getirdiği yer. Yan tarafta bir ufak odamız vardı. Orayı da herhalde çekimi aldınız. Orası da bizim Müslümanlarımızın namaz kıldığı yer. Abdesthanemiz, söylediğiniz gibi abdesthanemiz, ufak da olsa bir abdesthanemiz var Allah'a şükür. Yani burası bir kütüphane gibi küçük bir kütüphane var. Mini bir kütüphane. Evet. Burası hem dinlenme alanı hem ibadet alanı. Çoğu hastanın burada birkaç gün... Bu hastanenin ismi neydi buranın? Karolinska Hastanesi. Büyük bir hastane. Evet. Devlete ait. Devlete ait. Dünyanın da üçüncü büyük hastanesi. 2016'da yapıldı ilk bölüm. 2017-2018'i takip ederek 2-3 bölüm daha eklendi. Eklendi. Evet. Çocuk koltukları falan görüyorum. Evet. Burada. Evet İhsan'cığım. Burası çocuk koltukları da burada gelen çocukların rahat oynayabilmesi için. Hastalara yakınlarına ziyarete gelenlerin burada dinlenebilmesi için. Çocukların burada vakit geçirebilmesi için bir aktivitelerden birisi de burada. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani ilgimizi çekti. Birazcık paylaşalım Allah istedim. Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler, bir hastane, hani bu bize de örnek olması açısından çok önemli. Benim ilgimi çeken de hani İsveç'te yani hükümetin inanışı ya da hükümetin anlayışını iyi kötü biliyorsun ama buna rağmen böyle bir yaklaşımın olması, burada farklı dinlere saygı gösterilerek onlara ibadet ane alanının açılması dikkatimizi çekti, biz de görüntülemek istedik ve devam edeceğiz yola. Hangi ülkede, hangi şehirde olursa olsun, insanlar için sakin ve dinlendirici yerler hep daha çok dikkat çeker. Çünkü önce kendimizi, iç sesimizi dinler ve doğayla bütün yaşamak isteriz. Bu güzel ülke hem yağış çokluğu hem de etrafının sularla çevrili olmasından mütevellit, zaten doğal güzelliğin en saf halini görebileceğiniz bir ülke. Kungsholmen denilen bu mesire yeri bizim de ilgimizi çekti. Kungsholmen'deyiz. İsveç'te Stockholm'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Kralın Köprüsü anlamını taşıyor. Kralın Köprüsü tarihi alanı ve etrafında da sağlı sollu mesire alanları var. İnsanlar bu mesire alanlarında geziyorlar ve çok keyifli zamanlar geçiriyorlar. Tabii İsveç bir okyanus ülkesi biliyorsunuz. Ve bu Baltık ülkesinde, bu güzel ülkede içinden geçen kanallar aslına bakarsanız çok daha farklı bir hava katmış İsveç'e ve bu kanalların içerisinde zaman zaman tekne turları oluyor. Şu anda bulunduğumuz mevsim itibariyle bu tekne turu yok. Fakat bizim için çok güzel görüntüler çıktı buradan.
İnsanların keyifli olduğu bir alan İsveç. İnsanların mutlu olduğu ülkelerden bir tanesi İsveç. Ve biz de o keyfi, o mutluluğu, tarihi, doğal güzelliklerini sizlere aktırarak yaşamaya çalışıyoruz. Ve su kanalları açısından oldukça zengin olan ülkenin tarihi yapılarını üst düzeyde koruması ve bina restorasyon kültürünü oldukça iyi bir şekilde yaşatması adeta suyun üstünde tarihi yüzdürüyor. Biraz şiirsel bir ifade olduğunun farkındayım ama görüntüler de şiirsel gerçekten. Kralın Köprüsü olarak bilinen yer hem tarihi hem doğal güzellikleri aynı anda sundu bize. Kanalın sağlı sollu birçok güzel mimari yapıyla süslendiğini görüyoruz. Ayrıca her şehirde olduğu gibi Stockholm'de de merkezi noktaların kendine has hareketli hali de gözden kaçmıyor elbet. Evet, Kralın Köprüsü şu anda bulunduğumuz yer aslında İsveç'in merkezindeki bu kanallar farklı bir hayat vermiş. Her ülkede olduğu gibi Stockholm'de de bu kanalların etrafında sağlı sollu bir hayat var ve o hayatı, o canlılığı sizlere göstermeye çalışıyoruz ekranlarda. Gezen bilir farkıyla. Arkamızda görmüş olduğumuz binalar, burada da restorasyon kültürüne çok dikkat edildiği için genellikle tarihi yapılar restore edilerek yapılmış ve çok güzel bir görüntü arz etti. Tabii İsveç'in geneline baktığımız zaman da tarihi eserlere ve tarihi binalara birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi dikkat edilmiş ve restore edilmiş. Bunu birkaç farklı ülkede de aslında dile getirdik. Ülkemize de örnek olması açısından dile getirdik ve gerçekten çok keyifli burada olmak, buradaki güzellikleri sizinle paylaşmak. Stockholm'de harika görüntüler daha da sizleri bekleyecek. Evet, başkent Stockholm'de seyir terasında değerli bir ekibimiz var. UID ekibi gerçekten buraya çok önemli hizmetler veriyor. Ve bu ekibimizle birlikte seyir terasından bir taraftan Stockholm'un güzelliklerini izliyoruz. Bir taraftan da sevgili Orhan Karan abimizin sunmuş olduğu bu güzel hizmetten istifade etmeye çalışıyoruz. Hadi hep beraber bir el sallayalım size. Pusulamıza yeni adresler eklemek üzere ve yeniden Gezen Bilir farkıyla bir arada olmak dileğiyle sizlere şimdilik Stockholm'un güzel kareleriyle veda edelim.